sevgili izleyiciler, az önce Serban gezimizde o merak ettiğimiz Hisar'a kaleye çıktık. Oradan şu güzelliği hep birlikte sizlerle beraber görmüş olduk. Oradan baktım, dikkatimi çekti. Yukarıdan baktığımda böyle bayraklar, süsler, işte efendim meydanda bir hareketlilik var, bir şeyler var. Dedim ki başkanım ne oluyor, bir gidelim isterse. Başkanım biliyor zaten ne olduğunu ama biz merak ettik. Size yerinde gösterelim ne olduğunu dedi. Şimdi biz meydana geldik, Serban'ın meydanına geldik. Sayın başkanım, burayı yine konuşacağız. Burada ne olduğunu izleyicilerimize anlatacağız ama evet. Şimdi önce ben şunu söyleyeyim. Gençler düşünülmüş, çocuklar düşünülmüş, spor sahaları, halı sahalar yapılmış. Evet. Efendim, büyükler düşünülmüş, işte onlara özel yerler var, oturma yerleri var, evet. Dinlenebilecek, güzel vakit geçirebilecek yerler var. Evet. Yollar asfalt, Serban beldesi içerisinde parkesiz hemen hemen ben görmedim yol, bütün yollar parkeli. Yine bunun dışında parklar. Efendim, bir mezarlığa gittik, hem şehitlerimize hem oradakilere bir dua edelim dedik. Evet. Tertemiz, pırıl pırıl bir mezarlık gördük. Evet. Bir mesire yeri var ki dillere destan. Afyon-Antalya yolu üzerinden geçenler zaten mutlaka görecekler bundan sonra o Serban mesire yerini. Tabii, orada sonra. Evet, bitirdikten tamam. Sonra mutlaka orada vakit geçireceksiniz. Yani bu değişikliği 2 sene önce geldim, 2 sene sonra ben gördüm. Aynı soruyu buradaki gurbetçilere sordum. Fransa'da çalışan buradaki vatandaşlara sordum. Onlar da bu değişikliği anlattılar. Nasıl başardınız? 2 yıl boyunca neler yaptınız? Tabii çok da zahmetli, meşakkatli zamanlarınız oldu mutlaka. Tabii ki biz göreve geldiğimiz günden beri yoğun bir şekilde çalışmalarımız olmakta. Burada gerek vatandaşlarımızın bize desteği, gerek devletimizin, hükümetimizin bize vermiş olduğu destek sayesinde biz yapacağımız işleri yapmaya çalıştık ve başardık. Bundan sonra daha da ilerilere götürmeyi hedefliyoruz. Buradaki çalışmaya gelince biz 15 Temmuz günü meydana gelen hainlerin yapmış olduğu saldırıyı kınıyoruz. O saldırıda şehit düşen vatandaşlarımız adına burada bir Mevlid-i Şerif okutmayı hedefledik. Allah'ın izniyle burada hem kasabamızın geçmişleri için hem bütün şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutacağız. Onun için de burada hazırlıklar yapılmakta. Biraz sonra bu hazırlıkları sizler de birlikte izleyeceksiniz, anladım, göreceksiniz. Anladım. Yani hemen özetleyeyim, ne kadar güzel bir düşünce. Bu düşüncesinden dolayı Sayın Başkan'ı tebrik ediyoruz. 15 Temmuz çok acı bir gün geçirdik. Hainler tarafından bir saldırı yapıldı ülkemiz içerisinde. Bunu biz de bir kez daha başkanımla birlikte şiddetle ve nefretle kınıyoruz, lanetliyoruz. İnşallah ülkemizde bir daha böyle acılar, böyle sıkıntılar yaşanmasın ve bir an önce de bunu yapanların da cezalandırılmasını, en ağır şekilde de cezalandırmalarını buradan istiyoruz. Evet. Bu arada bu Mevlid-i Şerif'in düzenlenmesinde bizlere yardımcı olan Osman Kalkan abimiz, İhsan abimiz kasabamızın ileri gelenlerindendir. Bunlara da ben de huzurlarınızda aynı zamanda teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten duyarlı vatandaşlarımız sayesinde biz bu tür etkinlikleri düzenlediğimiz zaman göğsümüzü gere gere rahat bir şekilde düzenliyoruz. Çünkü görüyorsunuz, destekçilerimiz de her zaman var. Evet. Devletimiz de destek veriyor. İnsanlarımız da her zaman bizlerin yanında. Ne kadar güzel. Biz gerçekten bu duyarlı davranışlarından dolayı Osman Kalkan abimize, İhsan Köse abimize ve emeği geçen bazı insanlar daha var yani. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum ben. Hayırsever insanların çok olduğunu sizler gördünüz. Az önce ileride çekmiş olduğunuz cami mesela. Hiçbir kimsenin katkısı olmadan Serban kasabasının en kısa zamanda yapmış olduğu camidir. Ve tamamen kasabamızın zengin iş adamlarının, ileri gelenlerin sayesinde yapılmıştır. Hiçbir yardım toplamadan, 5 kuruş. Hiçbir dışarıdan yardım toplamadan zengin vatandaşlarımız, hayırsever vatandaşlarımız kendi aralarında işte kimisi caminin minberini, kimisi minaresini, kimisi çevre düzenlemesi, kimisi buna benzer tele tuvarlarını
bahçe düzenlemelerini yaptıraraktan camimizi en kısa zamanda yaptılar. Allah razı olsun. İnşallah bunun mükafatını Mevlam verecektir. Evet. İleride böyle başkanlarımız olduğu müddetçe ileride daha iyi bir şeyler yapacağız. Bizler buna yardımcı olacağız. Ama başkanımız bize yardımcı oluyor, biz de buna yardımcı olacağız. Şurayı bak bir başkanımızı yalnız bıraksak sıkılırdı. Ama hayırsever kardeşlerimizle beraber bunu bu şekil getirdik. Daha büyüğünü yapacağız. Vatan için, bayrak için, memleketim için, şehitlerim için. Canım fedadır. İşte bizim milletimiz hem hayırsever hem vatansever, ülkesini seven, milletini seven, gerçekten biz gördüğümüzde gurur duyuyoruz büyüklerimizle. Evet, İhsan amca sen çok böyle geldin, böyle sakin sakin duruyorsun böyle. Çok teşekkür ederim. Bakalım şapkanın altında kim var, şöyle hep beraber görelim inşallah. İhsan Köse, Serbanlıyım. Nazilli'de oturuyorum. Kışın Nazilli, yazın burada. Allah razı olsun. Şehitlerimiz için, bayramımız için, vatanım için canım feda olsun. Her şeyim onun için. Vatan olmadım ben, mi oğlum olur, ne kızım olur, ne çocuğum, ne ailem olur. Hiç kimse olmaz. Onun için yani canımız feda. Onun için, vatan için canımız feda. Her şeyi yaparız. Ne gerekirse yaparız. Allah rızası için. Birçok ülkede sevgili izleyiciler, çok ufak bir şeyde ülkelerini terk eden insanlar var, ülkesini bırakıp gidenler var. Evet. Bizim ülkemizde, bizim vatandaşlarımız, bizim milletimiz tankların önüne yatıyor. Evet. Apartmanlardan uçakları atlamaya çalışıyor. İşte biz buyuz ya. Tankların önüne yatıyorlar. Evet. Gün gecesi evet. Bu 74 yaşında, ben 71, Afyon'da o milli parktaydık biz. Tankların önüne atmaya gittik. Bombaları yemeye gittik, karşı durmaya gittik ya işte. Başkanım da orada gördü. Evet. Sabah namazını orada kırdık, gün doğarken geldik eve. Bize bomba mı işler be, değil mi yani? İşlemez, bize sökmez. FETÖ, METÖ sökmez. Bak bir, bayrağımızı asla ayak altına aldırmayız. Biz, yaşım 71, her an için hazırım. Atalarımla her zaman gurur duydum, övündüm. Şimdi de artık gördükten sonra bir kez daha şöyle omuzlarım artık havaya yükselmeye başladı sevgili izleyiciler. Bunu da söyleyelim. Evet başkanım. Şimdi bu kadar, 2 yıl içerisinde bu kadar hizmet. Evet. Nasıl oldu? Uyku falan uydunuz mu? Veya hiç mi tatil yapmadınız? Hiç mi boş zaman? Ben şunu söyleyeyim. Ben daha önce askeri kurumda çalışıyordum. Emekli oldum. Her sene düzenli bir tatil yapma imkanım oluyordu. 2,5 seneye yakın bir zamandır görevim başındayım. Daha izin kullanmadım. Siz anlayın artık benim ne demek istediğimi. Çocuklarım bile baba diyor, biz daha önce de hep tatile giderdik. Ama şimdi 2,5 senedir çoğu zaman senin yüzünü dahi göremiyoruz diyorlar. Gecelerde mi çalışıyorsun başkanım? Tabii ki. Biz 24 saat vatandaşımızın her zaman hizmetindeyiz. Benim telefonlarım sürekli 24 saat açıktır. Her zaman her vatandaşımın sorununa koşmaya hazırım ben. Evet, bu arada hemen şunu da söyleyelim. Sizin Sayın Bakan'la da diyaloğunuzun iyi olduğunu biliyoruz. Onun da Serban'a çok fazla katkılarının olduğunu biliyoruz. Onunla da ilgili bir şeyler söyler misiniz? Bakanımız her zaman, biz bakanımızla gurur duyuyoruz. Allah razı olsun kendisinden. Bugüne kadar götürmüş olduğumuz projelerde her zaman bizleri yalnız koymadı. Her zaman tam destek verdi. Yine aynı şekilde milletvekilimiz Ali Özkaya, Hatice Özkal aynı şekilde hizmetlerimize yardımcı oluyorlar. Biz onların sayesinde desteğiyle de ayakta duruyoruz. Yani biz hizmet istediğimiz zaman, proje götürdüğümüz zaman bu olmaz demiyorlar. Her zaman hizmet alıyoruz. Evet, projelerinizde yapılıyor. Biz de onları yalnız bırakmıyoruz burada. Onlar geldiği zaman oyumuz AK Parti'nin diye çıkıyoruz. Şurada az bir şey çıkıyor. Evet. Hepimiz o anda parti için görev başındayız. AK Parti için. Evet. Hepimiz bak ya, bu Nazilli'de duruyor Esen Köse, evet. Buraya geliyor. Şeye çalışmaya. Ne kadar biz güzel. Ne kadar güzel. Evet başkanım. Tayyip Erdoğan için canımı feda ederim. Bak evet. O vatana gerek kurban, biz de ona kurbanız. Evet. Gerekirse gene öyle bir durumda kendimize şey yaparız. Feda ederiz. Evet. Evet. Hakikaten öyle. Peki biz inşallah bir dahaki geldiğimizde de daha başka değişiklikler İnşallah görmüş olacağız burada. İnşallah daha değişiklikler göreceksiniz. Çünkü anda ben araştırdım. Sizin de daha böyle projeniz var. Yapılacak burada önemli işler var. Tabii. Yapılacak projelerimiz var. Önümüzdeki günlerde büyük ihtimal ihalesi falan yapıldı.
kanalizasyon ihalesi yapıldı. İşte yer teslim alacaklar, yapacaklar. Ha burada belki biraz vatandaşlarımızı üzebiliriz. Hani yapılan bazı, daha önceki yapılan üst yapıda bazı kazıklar oluşabilir. Bunun oturması, çökmesi, tekrar parke yapılması bir sene sürebilir. Onun için buna da katlanmak zorunda kalacağız. Burada şimdiden vatandaşlarımdan da özür diliyorum. Hizmet vereceksek bazı şeylere katlanmamız gerekecek. Bunu da açıkça söyleyeyim. Sayın Başkanım, son olarak buradan Toprak TV ekranlarından Türkiye ve Avrupa'ya ne mesajlar vereceksiniz? Onu da buradan inşallah ulaştıralım mesajları. Toprak TV'nin bizleri buraya kadar gelip ziyaret etmesi, kasabamızın çeşitli yerlerinden görüntüler alması hakikaten bizleri onurlandırdı. Sizlere çok teşekkür Allah ediyorum. Allah razı olsun sizden bin kere. Toprak TV kasabamız halkından çoğu vatandaşımız sürekli izlemekte. Gene Avrupa'da kalan, Fransa'da kalan en azından 500 ailemiz var. Onlar da sürekli izlemekte. Teşekkür ediyorum. Dışarıdaki olan vatandaşlarımıza da bu vesileyle sizler sebep oldunuz. Kasabamızın çeşitli yerlerini izletmeyi sağladınız. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Vatandaşlarımız, dışarıdaki vatandaşlarımız ve içerideki vatandaşlarımız hepsi de her şeyin en iyisine layıktır. İnşallah bundan sonra yine birlik ve beraberliğimiz içerisinde kasabamıza daha iyi hizmetleri vermeyi biz şimdiden taahhüt ediyoruz. Toprak TV ve ekibim adına 2 yılda yapmış olduğunuz bu hizmetlerden dolayı sizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bu başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. Efendim işte az önce ikindi namazı bitti. Namazdan çıkanlar da meydana gelmeye başladı. Birazdan güzel bir mevlüt programı yapılacak Serban Beldesi'nde. Hemen gördük, kazanlarda maşallah yemekler de hazır. Bakalım aşçımızı bir tanıyalım önce. Efendim ben Selim Paşa'nın Kılıçarslan kasabasından ama 15 yıldır Savran'a hizmet veren aşçı İbrahim Coşkun. Ben burada vatandaşların, hayırsevenlerin ve belediye personelinin yardımıyla vermiş oldukları mevlüt yemeklerini hazırlamış bulunmaktayım. Herkese afiyetler olsun diyorum. Bu tür etkinlikler Savran'da sürekli her sene yapılır. Buna benzer etkinlikler. Ben de buraya hizmet vermekten gurur duyuyorum. Onur duyuyorum. 15 yıldır, yani daha doğrusu ben bir Serban kasabalı gibi oldum. Şimdi lezzetini anlayabiliyorum. Şöyle sokaklara yayılmış senin yemeklerinin o güzel kokusu. Efendim teşekkür ederim, sağ olsun. O insanların kendi güzelliğinden kaynaklanan bir olay. Sağ olsunlar beni bir noktaya getirdiler. Ben de onlara en iyi hizmeti vermek için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Peki bugün gelen misafirlere ne hazırladın? Şöyle bir anlat bakalım aşçım. Efendim güzel tereyağlı bir tandır çorbası. Malum Afyon'un meşhur olan yemeklerinden bamya tereyağlıdır. Efendim pirinç pilavı ve kavurma üzerine. Ve tatlı olarak da tulumba tatlısı ikram etmeyi düşünüyoruz diyeceğiz. Oh ne güzel, yemeklerimiz de hazır inşallah. Evet, hazır efendim. Kaç kişilik burada yemek var? Efendim şu anda 700-800 kişinin üzerinde bir kişiye hitap edecek yemeğimiz var. Yani yaklaşık 1000 kişilik bir yemeğimiz var. 1000 kişilik yemeğimiz var aşağı yukarı 1000 kişilik yemeğimiz. Oh evet, mevlüt programı başlıyor. Yemek dağıtımı başlıyor sevgili izleyiciler. Şimdi yemeklerimi alsınlar, daha sonra tekrar beraberiz. Az önce mevlüt programı başladı. Yemekler de dağıtılıyor bir taraftan sevgili izleyiciler. Hemen bir kez daha söyleyelim. Servan Beldesi'nde bugün bir taraftan da 15 Temmuz'da yaşanan acil olaydan sonra şehitlerimiz vardı, vatandaşlarımız vardı. Onlar için burada mevlüt programı düzenlendi. Evet, hemen bir tanıyalım bakalım.
Ben buranın köylüsüyüm, işte buranın kasabasıyım. İyiyiz Allah'a şükür. Böyle olay olmayaydı, iyi olacaktık. Bu üzücü oldu. Yine de şükür Allah bundan kötü etmesin. Devletimize zaval vermesin. Milletimizi korusun. Diyecek bir şey yok. Evet, programına geldik. Geldik. Allah kabul etsin. Allah köyümüze bol versin. Köyümüz böyle hayırları seviyor Allah'a şükürler olsun. İyiyiz. Çok şükür. Peki, Allah kabul etsin inşallah diyelim. Şöyle devam edelim. Devam ediyoruz. Devam edelim. Sizi bir tanıyalım. Ben Semra Anayurtlu. Darbenin olduğu gün köprüdeydik. Öyle mi? Evet, 15 saat yani 6 saat falan köprüde bekledik. Sonra oradan çıktık. Havaalanının ayrım olan yerine geldik. Orada çok bekledik. Yani herkese her şeyi gördük. Yani polislerimize ya da milletimize zeval vermesin Allah. Gerçekten. Ne hissettin orada? Yani komple tüylerim diken diken oluyor o anı düşündüğüm zaman yani. Etrafında neler gördün? Yani etrafımızda çok şey olmadı ama yani o olayların içindeydik. Herkes otobüslerden indi. Köprüye yürüdü. Yani milletimiz çok duyarlı bu konuda. Evet, yani güzeldi yani. Zor bir gün yani geçirdin. O gün zordu ama milletimizin dayanışması güzeldi. Evet. Evet. Ve Allah'ın izniyle de inşallah onu da atlattık. İnşallah bundan sonra da öyle acı günler yaşamayız. İnşallah. Diyelim. Mevlidimiz de başladı. O yüzden artık biz de programımıza geçelim diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah'ın zikredelim evvela vacip oldur cümle işte her kula. Allah'ın her kim ol evvela her işi misafirlerimiz. 15 Temmuz silahlı darbe girişimini bozguna uğratırken şehit olan kahraman kardeşlerimiz için belediyemiz ve hayırsever duyarlı halkımız tarafından düzenlenen Mevlid-i Şerif'e hoş geldiniz. Bu melut saldırı gecesinde mertebelerin en yükseği olan şehitlik makamına ulaşanlara Allah'tan rahmet ve ömürleri boyunca bu şerefle yaşayacak olan gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Bunların yanında
o geceden itibaren vatanına, milletine, devletine, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkmak amacıyla meydanları terk etmeyen gece, gündüz, yaşlı, genç, kadın, erkek, sıcak, soğuk demeden nöbet tutan halkımıza ve bu duruşa olan desteğinizden dolayı siz kasabamız halkına şükranlarımı sunarım. Devletimizin içine kök salmış bu ihanet çetesinin hem 15 Temmuz gecesi hem de daha sonrası için planladıkları alçak eylemler sizlerin din, dil, ırk ve siyasi görüş ayrımı yapmaksızın demokrasi mücadelesini sonuna kadar desteklemeniz sayesinde amacına ulaşamamıştır. Malazgirt'te başlayıp Haçlı seferlerinde devam eden ve içinde bulunduğumuz bu topraklarda Kurtuluş Savaşı neticesinde zaferle sonuçlanan kutlu özgürlük ve kardeşlik mücadelemize 15 Temmuz kahramanlığımızla eklenmiştir. Tarih bugünü ve Türk halkını bu şekilde yazacak ve hatırlayacaktır. Bu kutlu mücadeleyle bir kez daha anlaşılmıştır ki Anadolu'daki bin yıllık Türk egemenliği ve özgürlüğü asla yabancılar tarafından sonlandırılamayacaktır. Halkımız bu mesajı bu hain saldırının planlayıcılarının ve destekleyicilerinin yüzüne çok sert bir şekilde çarpmıştır. Artık bizim vazifemiz en gencimizden en yaşlımıza hangi görüşte olursak olalım şehitlerimizin ve gazilerimizin bize tekrar emanet ettiği vatanımızda birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırmak, ülkemizi ve milletimizi bölmek ve parçalamak isteyen dahili ve harici düşmanlarımıza karşı tetikte olmak, bu hainlerin planlarını her zaman başlarına yıkmaktadır. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece karşımızda durabilecek bir güç ve hainlik yoktur. Konuşmamı sonlandırmadan önce bugüne katkı sağlayan hayırseverlerimizin hayırlarını Allah inşallah kabul eder, Allah razı olsun ve bu mevlid vesilesiyle bizleri ve şehitlerimizi yalnız bırakmayan, dualarını eksik etmeyen sizlere de çok teşekkür ederiz. Bu anlamlı günde yeniden anlam kazanan Mehmet Akif Ersoy'un dizeleriyle konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Şühada gövdesi, bir baksana dağlar taşlar, o rükû olmasa dünyada inmez başlar. Yaralanmış tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ruhları şad olsun. Tabii bir de Serban'ın en güzel yerinden bir tanesi daha var. Şimdi oraya geldik sevgili izleyiciler. O da neresi? Burada çok önemli bir piknik alanı. Yani vatandaşların özellikle şu yaz günlerinde, yaz mevsiminde akşam serinlikte gelip burada hoşça güzel vakit geçirebilecekleri mükemmel hizmetlerden bir tanesi. Sayın Başkanım, hemen arkamızda müthiş bir manzara var. Evet. Çocuk oyun alanından efendim işte burada mangal yerlerine kadar birçok yer var. Evet. Hemen bilgi alalım burayla ilgili.
burası benden önceki dönemde yapılmasına rağmen hakikaten cumartesi pazarları full dolduğu gibi bugün bakıyorsunuz salı olmasına rağmen bakın işte araçlar burada. Aşağı kısım gene öyle. Yani ailelerimiz burayı tercih ediyor. Gerçekten iyi bir ortam, mis gibi temiz hava. Sonra suyumuz, elektriğimiz herhangi bir sıkıntımız yok. Burada vatandaşlarımız hakikaten hoş vakit geçirebiliyor. Bu da bizi memnun ediyor, mutlu ediyor. Daha çok buralarda hizmet vermeye çalışıyoruz. Şu an burada sadece kuş seslerini duyuyoruz. Yani doğallığı, evet. Güzelliği. İnsana bir huzur veriyor gerçekten. Cıvıl cıvıl kuş seslerini duymak. Buradan mesela yukarıya baraja çıkıyor vatandaşlarım. Orada da su sesini duyuyorlar. Balıkların takla atışını izliyorlar. Hakikaten insanı dinlendiriyor. Bütün dışarıdaki vatandaşlara tavsiye ederim. Piknik için, balık tutmak için Serban'ı tercih etsinler. Hakikaten Serban kasabasında gerçekten güzel manzaralarla karşılaşacaklar. Ben buna inanıyorum. Bir gelen bir daha gelecek ve çevresindekileri de getirecektir kesinlikle. O zaman Serban'a yolunuz düşerse Serban mesire alanına, piknik yerine de mutlaka uğrayın. Başkanın söyledikleri özelliklerden, güzelliklerden de mahrum kalmayın diyoruz. Geldik böylece bir köyümüz, köylümüz program birlikteliğinin daha sonuna. Sevgili izleyiciler, bu hafta Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesine bağlı Serban beldesindeydik. Serban beldesinin o kısa zamanda 2 yıllık zaman içerisindeki değişimini hep birlikte gördük. Gerçekten muazzam hizmetler yapılmış 2014'ten bu yana. Tabii önümüzdeki yıllar daha ne gösterecek ama şunu öğrendim. Önümüzdeki zaman içerisinde burada daha çok şey değişecek. Burada daha çok güzel şeyler olacak. Bunu söyleyelim. Önümüzdeki hafta başka bir diyarda, başka bir köyümüz köylümüz programında yine sizlerle birlikte olmak ümidiyle yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına yine her zaman olduğu gibi hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.